Ben Emin Demirbüken, 30 yaşındayım. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Kocaeli Körfezi'de ikamet ediyorum. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Biyomedikal Cihazlar Teknolojisi bölümünü bitirdim. Çok uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Hem teknik personel hem satış danışmanı olarak görev yaptım. Bir süre sonra hobilerimizi işe çevirme kararı aldık. Ve yaklaşık 3,5 yıldır akülü araba tamiri yapıyoruz. Aslında çok ilginçtir. Yani liseden bir arkadaşımın vasıtasıyla biz bu işe başladık. Çocuğunun akülü arabası bozulmuş. Lisedeyken senin derslerin iyiydi, sen elektronikten de anlardın kardeşim. Buna da bir bakar mısın demesiyle başladık. Sonrasında sevdik bu işi, hobi edindik kendimize. Daha sonra o arkadaşımın, arkadaşlarının çocuklarının arabaları derken hobiden ticari bir faaliyete çevirdik işi. Çok oyuncağım vardı. Akülü arabalarla ilgili özel bir şirket, bir oyuncak mağazası. Babam bankacı bu arada. Hani alamayacak güçte de değildi zamanında. Akülü bir motor görmüştüm. Bunu almak istiyorum dediğimde, oğlum ben bunu sana alırsam mahalledeki bütün arkadaşlarını bindirmen gerekir deyip almamıştı. Aklımda kalmıştı. Bu olaydan yaklaşık 25 yıl sonra biz o oyuncakların tamamına sahip olduk. Kendi mutluluğumuzu artık başka çocukların mutluluğuna değiştik diyebiliriz. Tabii buraya aileler çocuklarıyla beraber geliyorlar. Fiyatlar normal standart yaşayan bir ailenin alamayacağı seviyelerde diyebilirim. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. O işte teslim ettiğimiz araçlarda ya da işte bir yerden hediye olarak verilmiş ikinci el bir arabayı bize getirdiklerinde, biz tamir ettiğimizde o çocukların yüzündeki mutluluğu yaşamak farklı bir duygu. Yo, çok mutlu oluyorum aslında. Babamdan dolayı çok mutlu oluyorum. Babam geniş görebilen adam, ileriyi gören bir adam. Şimdi küçük bir mahallede büyüdük. Bunun etkileriyle beraber. Şimdi ben o arabaya ya da o motora bindiğimde mahallemdeki arkadaşlarım üzülecekti. Babam bunu öngörüp o alım işlemini engellemesi. Ama o motora vereceği parayı belki evde oynayabileceğim birçok oyuncağı vermiştir. Yani artık bu bilinçte kimse yok. Bu bilinçte kimse yok. Herkes, benim kendi çocuğum mutlu olsun yeterli bilinciyle yaklaşıyorlar. Genelde zaten siteleşmeyle beraber sitede bir kişi de görüyor. Ondan sonra herkes benim de çocuğum olsun. Bizden ürün alan ya da bizi ürün tamir ettiren müşterilerimiz tabii öneriyorlar. Herkes alıyor ya, şu an akülü araba ekstra değil de sanki böyle zaruri ihtiyaç gibi oldu çocuklarda. Ya bir açığı gördük diyelim biz buna ya. Hani bir çocukluğumdan aslında bilmiyorum, belki bilmeden bilinçaltımızda bir anı olarak, bir özlem olarak ya da bir burukluk olarak kalmış olabilir. Ama biz sektördeki bir açığı yakaladık diyebilirim. Çünkü genelde insanlar bozulan arabalarını ya da daha ilginci bozuldu deyip belki 1 milyar 2 milyar verdikleri bir arabayı bozuldu bu deyip kenara atıyorlar. Belki çok ufak bir kablo yerinden çıkmış. Belki bir anahtar bozulmuş. Hani çok cüzi miktarlara tamir edilebilecekken aslında biz insanları da birçok maliyetten de kurtardık bu anlamda. Birinci çocuğu almışlar, bozuldu diye koymuşlar. İkinci çocukta tekrar bir araba satın almakla beraber bize geliyorlar. Muhabbet ederken, ya bizde de var bir tane ama bozuk. Araba satmaktansa getirin onu, onlar alalım diyoruz. İnsanlar daha mutlu oluyorlar bu şekilde. Çok daha cüzi miktarlara eski arabalarını onlara biliyoruz. Genel olarak sosyal medya hesaplarımızdan ve Google profillerimizden bize ulaşıyorlar. Biz şu an Türkiye'de tek konumda bulunuyoruz. Bu konuda, bu cümlede de iddialıyız. Daha önce verdiğimiz röportajlarda da bunu dile getirdik biz. Akülü araba işi, sadece akülü araba işi yapan tek firma konumunda bulunuyoruz. Körfez Akülü Araba Tamir Merkezi olarak. Evet, yıllardır elektronik cihazların tamirini yapan sanatkarlarımız, ustalarımız yanında da akülü araba tamiri yapıyorlar.
motosiklet ya da bisiklet tamiri yapan ustalarımız yanında akülü araba tamiri yapıyorlar. Ama bizim tek işimiz akülü araba. Ve bu anlamda şubeleşmek, yayılmak, bölgeden çıkmak gibi hedeflerimiz var. Çok yakın tarihte dün bir müşterimiz sıfır araba satın alıyor. Neyse çocuk kullanıyor, şarjı bitiyor. Ertesi gün tekrar şarjı takıyorlar arabayı. Beni aradılar. Ya biz bir araba satın aldık. Kumandaya basıyoruz ama araba hareket etmiyor. Ama kumandanın ışıkları yanıp sönüyor şeklinde. Kumandanın ışıkları yanıp sönüyorsa muhtemelen alıcıyla eşleşmemiş durumdadır. Olmaz ama hadi sorayım dedim. Beyefendi arabanız çalışıyor mu diye sordum da arabanın kontağını açmadığını söyledi bize. Tamam abi ya. Kontağı açmamışız arabanın. Yani çalışmayan arabayı kumandayla kontrol etmek istiyormuş müşterimiz. Daha öncelerden de ya da genel olarak aldığımız telefonlarda da kimse inanmıyor böyle bir iş olduğuna. Akülü araba tamiri yapıyormuşsunuz doğru mu? Şeklinde bir soruyla direkt telefonu açtıklarında alışmaya başladılar ama diyelim. Aslında Doğukan hala öyle biliyor musun? Yani oyuncaklar ne kadar para verdiğinin bir önemi yok. 10 lira da versen, işte 200 lira da versen, belki 2 milyar da versen oyuncak bu bozulur. Bozulursa atarız. Mantığıyla satın alınıyor diye düşünüyorum müşterilerden. Gerçi birçok aile artık bilinçli ama genel olarak oyuncak işte. Bozacak zaten. Yarım saat sonra bozacak çocuk mantığıyla yaklaşıyorlar. 2 milyar vermişsin bozulmuş. At çöpü. Hayır abi gerek yok. 200 lira gibi bir rakama tekrar onu hayata geçirebiliriz. Kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Evet genellikle. Bunu ticari bir kaygıyla söylemiyorum. Gerçekten yerinden çıkmış bir kabloyu bazen yanlış yere bağladığınızda bütün tesisatı yakabiliyorsunuz. Ve belki 30-40 lira bizim onarabileceğimiz bir iş size 300-400 liralara mal olabiliyor. Evet teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.